Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün çok beklenen Almanya'daki ev turumuz geliyor. Yani annemin ev turu. İlk önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu ev bizim. Yani babam kendi yaptı. Mimarlığını olsun, her şeyini kendi yaptı. Burası tamamen bir çatı katıydı. Yani bomboş. Almanya'da biliyorsunuz çatı katları bayağı bir yüksek oluyor. Ve bomboş oluyor. İçi böyle kahverengi oluyor. Çamaşır asılıyor genelde. Babam burayı aldı ve kendisi şu an gördüğünüz her şeyi kendisi yaptı. Odaları kendi dizayn etti diyeyim. O şekilde yani çok emek var bu evde. Şimdi eve geçelim. İlk önce dış kapıyı görüyorsunuz. Evet, evin girişi bu şekilde arkadaşlar. Girdikten sonra ilk gördüğünüz bu. Şimdi şurada ve burada böyle iki tane dolap var. Annem genelde erzak dolabı olarak kullanıyor. Çünkü mutfağa hiçbir şekilde sığmıyor. Annemin bayağı bir eşyası var. Mutfak eşyası. Burayı ama annem değiştirmeyi düşünüyor. 6 metrelik bir dolap yaptırmayı düşünüyor. Tabii nasip bakalım. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Burada sürmelinin işte mama kapları falan var. Daha yavru olduğu için hepsi böyle aynı alanda olması gerekiyor. Burada işte böyle mektuplar için bir yer var. İşte yine böyle portmanto mu deniliyor? Küçük bir portmanto var. Bu tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Ama geçmeden önce hemen şöyle bir sola geçelim. Solda yani hemen dış kapının yanında bir küçük bir lavabo var. Hemen böyle göstereyim. Böyle küçük bir lavabo var arkadaşlar. Çok ayrıntıya girmeye gerek yok yani. Ondan sonra burada da işte mutfakla salon birleşik bizde arkadaşlar. Girdikten sonra ilk gördüğünüz bu. Amerikan bir mutfak. Yani şöyle açık yani gördüğünüz üzere. Annem çok memnun. Bence de çok kullanışlı bir şey. Sadece hep düzenli olması gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar mutfağı. Şuraları da göstereyim. Buraları da böyle dekor etmiş. Ondan sonra burada koltuklarımız var. Bu arada koltuklar değişecek. Annem bunları beğenmedi. Hemen geri verecek ve yenileri gelecek inşallah. Tamamen bembeyaz istiyor çünkü. Bunlar da annemin yeni masa, sehpa takımı arkadaşlar. Bunlar tamamen ağaçtan yani biliyorsunuz. Böyle yani bu tür şeyleri @mywood Instagram hesabından yaptırabilirsiniz. Almanya'ya yani yurt dışına da kargoları var arkadaşlar. Dediğim gibi hani o zamanlar da söylemiştim. Ağaçlar genelde hani şu an bunu istiyorum deseniz olmaz. Çünkü o ağaca göre değişiyor. Hep kişiye özel oluyor hani her ürün. O yüzden hani yaklaşık ne istediğinizi derseniz zaten yaparlar. Bunlar da yine aynı şekilde ağaçtan arkadaşlar. Buradaki oturaklar da bu şekilde. Buraları da böyle dekor etti. Annem TV ünitesi kullanmadı. Direkt böyle duvara monte ettiler. Burası da böyle. Burada da bir alan var. Böyle yukarı çıkılıyor arkadaşlar. Hemen şimdi çıkalım. Yani genelde gördünüz. Şöyle arkadan da göstereyim. Bu şekilde. Şimdi yukarı çıkalım. Şimdi buradan çıktıktan sonra ilk gördüğünüz burası arkadaşlar. Burası babamın oyun alanı. Burada oyun oynuyor. Xbox, işte PlayStation. Onları oynuyor. Burası böyle babamın dediğim gibi yeri. Hemen böyle şu tarafa bakınca ilk önce şurada iki tane oturak var. Ve burada kocaman bir çiçek var. Bu bayağı bir açtı. Buradan da böyle aşağı doğru bakabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ondan sonra burası da Ahmet'in odası arkadaşlar. Biz aşağıdayız, kardeşim yukarıda. Hatta Ahmet, gelebilir miyiz? Gel. Tam şu torunumuz Ahmet ya. Evet arkadaşlar, kardeşim sizin için odasını biraz daha toparladı. Evet arkadaşlar, bu şekilde yatağı var, işte üstü başı var. Çok ayrıntıya çekmeyeceğim Ahmet. Hayır, girebilirsin böyle bir gir. Bayağı bir büyük odası var arkadaşlar. Bu şekilde. Yeri bitmiyor arkadaşlar. Aynen. Bu şekilde. Bu da benim odam. Büyük ama küçük. Büyük ama küçük diyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi inelim arkadaşlar. Burada biliyorsunuz dış kapımız vardı.
Ve hemencecik sağ tarafa bakınca da artık yatak odası bölümlerine geçiliyor ve ortak lavaboya geçiliyor. Burada bir tablomuz var. Hatta bu tabloyu kim verdi? Eşim yani yaptırdı ve verdi. Böyle çok güzel bir tablo. Ben buna bayılıyorum. Ama annem buraya kocaman bir ayna yaptırmayı düşünüyor arkadaşlar. Daha güzel olur diye düşündü. Burada da Sürmeli'nin yatağı var. Kedi evi var. Sürmeli. Ne oldu? Evet arkadaşlar, böyle Sürmeli'nin kedi evi var. Annem her şeyi koymuş buraya. Ondan sonra burada dediğim gibi ortak lavabo var. Hemen açalım. Evet, ilk girdiğinizde gördüğünüz bu oluyor arkadaşlar. Şöyle işte normal lavabo, çok ayrıntıya girmeyeceğim. Lavabolar falan da değişecek arkadaşlar. Çünkü bayağı bir kaç senelik oldu. Burada da işte normal küvet var. Bu şekilde tekrardan şöyle bir göstereyim. Kocaman bir lavabo. Şurayı kapatalım. Lavabodan sonra burası enisenin odası arkadaşlar. Aslında burayı gösterirdim, lakin şöyle bir şey var. Şimdi şurası annemin odası, burası benim odam. Kardeşim ben yokken resmen benim odaya kurulmuş. Annem de pek bir şey dememiş o zaman. İşte kurulmuş. Burasında böyle çamaşır odası gibi bir şey yapmışlar hani kısa bir süreliğine. Çünkü Elise'nin mobilyaları değişecek arkadaşlar. Kendisi biraz hani büyüdü ve artık hani genç kız oldu diyoruz biz. O yüzden hani güzel bir mobilyasını alınacak falan. İnşallah ben buradayken alınırsa zaten bunu vloglarım. Bu odayı da size gösteririm. Yine kocaman bir çocuk odası diyeyim. Benim odaya kurulmuş. O yüzden benim odam eskisi gibi değil. Size göstereyim. Sadece yatak ve dolap, yani şöyle girdikten sonra şöyle bir göstereyim size. Sadece yatak ve dolap bana ait. Şu masa en iyisi senin arkadaşlar. Daha yeni almışlar hatta. Yatağım bildiğiniz sarılmış. Çünkü gerçek deri değil. Bunu kaplayacağız tamamen. Yani güzel deriyle. Yine beyaza kaplayacağız arkadaşlar. Buradaki dekorlar yine Enise'ye ait. Şöyle. Bu dolap da benim dolabım. Hatta evlenmeden önce ben bu ikisini almıştım. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar, laminatlarımız da değişecek. Annem bunlardan hani artık bayağı, yani biz kaç senedir oturuyoruz, bu bayağı bir senedir oturuyoruz ve artık hani bayağı bir kötü olmaya başladı. O yüzden bunlar tamamen böyle şurada gördüğünüz gri gibi gri laminat olacak arkadaşlar. Yani ben bu odamı zaten bir sonraki gelişimde dekor edeceğim. Hep beraber edeceğiz inşallah. Odanın ortasında da böyle bir tane direk gibi bir şey var. Genelde evde hep var. Yani çok güzel bir şey katıyor eve. Bu şekilde arkadaşlar benim odamda. Yani annemlerin yatak odasını göstermeyeceğim. Yani sadece bu kadardı arkadaşlar. Thank you.
beğendiyseniz abone olup ben butona basmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.